Fanzade Gamer ekranlarına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PlayStation'ın Showcase 2021'in ikinci partıyla karşınızdayız. Yanımda yine Barış ve Mert var. Hoş geldiniz beyler. Merhaba. Merhaba. Önceki videoları izlemediyseniz üstteki kartlardan bir yerden ulaşabilirsiniz. Ve aslında God of War ve Marvel oyunlarının arkasında kalan, gölgede kalan demek istemiyorum ama yani arkasında kalan PlayStation'ın esas oyunları olmayan oyunlarla karşınızdayız. İsterseniz direkt başlayalım. İlk oyunumuzda zaten çok tanındık, çok hype'lanılan, görüldükten sonra gerçekten ses getiren bir oyun oldu. Star Wars Knights of the Republic'in remake'i. Oyun hakkında şöyle kısa bir bilgi vereyim. Bir önceki oyunu merak ediyorsanız internetten bulabilirsiniz. Belki ben bir yerlere de videosunu koyabilirim. Şöyle bir olay var aslında. Kendisi birazcık daha sıra tabanlı ve gerçekten hikaye olarak ağır bir oyun. Yani Star Wars hikayesi olarak gerçekten sizi tatmin edecek seviyede bir oyun. Ve Star Wars bilmiyorsanız da çok da sizi rahatsız edecek bir seviyede değil. Ama benim en sevdiğim olaylardan biri, yani bu oyun şeyi gördükten sonra bana kalırsa direkt şunu söyleyeyim. Sıra tabanlı oyunu oynanışı bence değiştirecekler. O yüzden zaten remake olarak geliyor. Böyle bir şey olmasaydı remastered olarak geleceğini düşünüyorum. Benim bu oyuna hype'ım biraz yüksek açıkçası. Zaten Lucasfilm yapıyor. Çok bir söylenecek bir söz yok. Sizden söz alalım. Ondan sonra ben birkaç tane daha bilgi verebilirim. Ya ben şöyle bu habere heyecanlandım. Ben hani hikayeler olsun şeyler falan olsun Star Wars'ta hani yazılı hani sadece film ve oyun olmayan kısmından da çok fazla eser tükettim. Hani birçok böyle Old Republic hani bu işte Yavin Savaşı'ndan 30 bin sene, Yavin Savaşı'ndan 40 bin sene önce geçen hikayelere falan hani aşırı olmasa da biraz hakimim diyelim. Hani ve ben şey yaptım. Herkes böyle şey diyor. Abi Kotor oynamalısın. Hani Kotor'a şey yapmalısın falan. Ben bilgisayara özel oyun oynamaya, bilgisayarda oynamaya konsoldan hani yanında 2017'de başladım. Ve hani 2017'de ben Kotor'u alıp ilk oynamaya başladığımda dedim ki ya pek oynanacak gibi değil. Çünkü oyun çok eskiydi artık yani Aynen. günümüz için. Hani iade ettim ama hani o kadar böyle içimde bunun oynama isteği var. 2020'de ben bunu bir daha aldım. Ve dedim ki evet bu oyun hala çok eski. Sanki oyun yenilenmiş gibi beklediği zamanda. Eve geri iade ettim. O yüzden bunun remake haberini görmek ve benim hani çok ilgi duyduğum Dark Riven karakterinin hani kendisiyle görmek hani beni bir heyecanlandırdı. Bildiğim kadarıyla PlayStation için Timed Exclusive olarak çıkacak Evet. bu. Ya büyük ihtimal PC'ye geldiğinde oynarım ben de. Ama hani remake olması bir tane, remastered değil, remake olması çok daha heyecan verici bir şey. Çünkü hani remastered yapsan dahi hani o kadar eski bir oyunu günümüze uyarlamak bence mekaniksel olarak artık sıkıntılar çıktığı için zor bir durum. Mesela Resident Evil 1'in remastered'ını ben oynayamamıştım. 2016'da mı 2015'te mi çıkmasına rağmen. Çünkü Evet. hani mekanikler günümüzde oynanabilir mekanikler değildi asla. O yüzden remake olması ayrıca beni sevindiren remastered yerine bir haberdi. Bu gayet heyecanlı hani beklediğim oyunlar arasında yerini aldı. Hani. Ki zaten şeyde de PlayStation Exclusive o dörtlüsü mü, üçlüsü mü dışındaki oyunlar arasında en çok hype olan oyun da buydu galiba sunumdaki. Mert, senin bir yorumun var mı? Yoksa direkt Yani ben şu konu sadece yorum yapmayı istiyorum açıkçası. Star Wars evreni yani tabii ki de çok hani geniş bir skalaya sahip olan ve çok da fazla takipçisi olan bir evren. Aslında en başından beridir PlayStation oyunu olarak getirilen bütün Star Wars oyunları çok güzel bir şekilde sunulmuş gibi görünüyor. Yani evet. kitlesi çok fazla, çok fazla oynandı, çok fazla yorum aldı ve şimdi beklentisi olunan bir oyun. Yani bir de gösterdikleri karakter Barış'ın söylediği üzere çok beklenen bir aslında karakter olduğunu düşünüyorum. Bakalım yani bu kadar hype'ın ardından gelecek olan oyun yapısı tabii sizin de ilk oyun hakkında söyledikleriniz üzere sıra tabanlı bir oyundan acaba normal first person bir karakter yapısına geçecekler mi? Geçerlerse nasıl işleyecekler? Açıkçası bunun altındaki tek soru işareti bu olacak gibi görünüyor. Ben şöyle bir not düşeyim. Bana kalırsa bu oyunun bu kadar hype'lanmasının en büyük nedenlerinden biri. Zaten siz de biliyorsunuzdur. Yani Star Wars şu zamana kadar hala öyle aslında. Hak olarak EA'in elindeydi. Ve yaptığı oyunlar açıkçası Fallen Order dışında çok fazla Star Wars'u iyi yansıtabilen, gerçekten hak ettiği yere getirebilen oyunlar olduğunu düşünmüyorum. Benim kendi nacizane fikrim bu. Bu oyun Katılıyorum. Lucasfilm'le beraber gelmesi, yani onların da güzel bir tarihçesinin olması
insanları gerçekten yükselten olaylardan biri oldu. Ya ben bile dediğim gibi çok Star Wars evrenine hakim olan biri değilim ama benim bile gerçekten çok fazla ilgimi çekti. O yüzden sadece bekliyoruz. Yani öyle diyebilirim. Çok fazla söyleyebileceğim bir şey yok. Zaten çok fazla bir şey de göstermediler. O zaman söylenecek çok bir şey yoksa bundan sonra sırayla diğer oyunlarla ilerlemek istiyorum. Diğer oyunlar aslında bunlardan daha da küçük oyunlar. Hemen hızlıca başlamak istiyorum. Şöyle bir olay var. Bunu hemen şöyle başlamak istiyorum. Ya bunu zaten çok bekliyorduk. Yani çok beklenmedik bir olay değil. Şöyle bir olay var. Öncelikle yani Sony'yi çok seven ve Sony konsolu olmayan insanlara buradan sesleniyorum. Steam'de şöyle bir olay oldu aylar önce. Bu da onlardan birinin örneği. Steam'de PlayStation sayfası açıldı ve 47 tane oyun listelenmişti. Zaten Uncharted'ın 4 tane ya da 3 tane oyunu var. Remake Remastered yapılan yani yenilenen oyunları da dahil olmak üzere. Bunlar var. Bunların hepsi geldiği zaman büyük ihtimalle bunlar onlara dahil olacak. Sadece bunu söylemek istemiştim. Bu sadece bana şeyi gösteriyor. Uncharted'da gelmeye başladıysa yavaştan diğer oyunlarda PC'ye portlanacak. Bu çok bariz hale geldi. Benim bu oyun hakkında söyleyebileceğim bir şey yok. Son oyunu oynayamadım. Uncharted 4'ü yani internet kafede oynamıştım. PlayStation kafede oynama fırsatı bulmuştum. Kendi konsolumda oynayamamıştım ama bilgisayara gelirse tabii ki de bir göz atmadan geçmek olmaz bence. Sizin bir yorumunuz varsa alayım ama söylenecek çok bir olay değil bence. Gündem bir haber değil. Şöyle güzel yanı şu. Ve Uncharted serisinin ikinci oyun dışında hepsini oynadım. Evet, ikinci oyun dışında oynadım hepsini. Uncharted serisi zamanın her zaman grafik olarak en iyi oyunlarından biriydi. Görsellik olarak diyeyim. Aynen. Çünkü sadece grafik oyunu güzel yapan şey değil, atmosferi çok iyi yapan bir oyundu. Hani hele son oyununda bir Madagaskar'a gidiyorsun. Oradaki o doğayı o kadar güzel yansıtmışlar ki hani toprağa falan bakarak yürüdüğüm yerler var böyle. Ne kadar güzel toprak burası falan diye. Hani ve Horizon'da PC'ye çıktığında Horizon'ın grafikleri biraz daha hani böyle upgrade'lenmiş, biraz daha güzel gözüken haldeydi. Hani bu tarz oyunlara PC'de hem daha yüksek performanslı hem de daha güzel görüntülü oynayabiliyor olmak bence güzel bir olay. Bence de yani. Mert söyleyeceğim bir şey varsa alayım yoksa Benim var. Ben Uncharted serisine ilk oyundan beri aslında ele alabilmiş bir insanım. Çok meraklı bir şekilde oyuna başladım. Çünkü bu oyunun ilk çıktığı zamanlarda bende o ara PlayStation yoktu. Annemin arkadaşın evine gittiğimde onun oğlunun PlayStation'da oynuyordum ve onun da figür koleksiyonu vardı. O oyunun ikinci oyununun şöyle bir kutuda geldi. Yani figürle beraber orada çok hype'lanmıştım. Oyun içerisindeki grafikler zaten beni bitirmişti ilk yıllarda. Daha sonra son işte çıkmış olan dördüncü oyunla birlikte dedim tamam yani bu adamlar grafik işini artık bırakmışlar. Oynanışa geçmeyi düşünüyorlar falan diye. Benim bu oyun hakkında yapmak istediğim tek yorum şu ilk oyundan beri gelen bir insan olarak. Neden iki tane kişi var ve neden 800 kişiye karşı savaşıyorlar? Yani yapılabilecek tek yorum bu. Hani daha biraz daha sneaky hareketler gerektiren bir oyunmuş gibi görünse de karşı taraftan bir anda gelen yani mob sayısı neden bu kadar fazla? Bunu hala açıkçası merak konusu. Ama işte Barış'ın da değindiği grafik konusuna gelecek olursak o oynayış içerisindeki görüntü oyunun olayının yanında ara sahneler içerisindeki o görüntünün daha öncesinde 2K'dan 4K'ya şimdi de daha yüksek bir kaliteye çıkartılması en azından şöyle bir hissiyat veriyor. Oyunu oynuyoruz ama ara sahneler film kalitesinde. Yani Uncharted bunu o kadar güzel işledi ki ilk oyundan itibaren insanlar oyunu oynarken şunu düşündüler. Oyunu hadi partı çabuk bitirelim de ara sahne girsin hadi bir film izleyelim moduna giren insanlar oldu. Şimdi PlayStation 5'in vereceği o görüntü kalitesi teknolojisiyle birlikte bir de baştan ele alınmış tekrardan işlenmiş bir Uncharted oyunu. Bakalım ben merakla bekliyorum açıkçası. Sadece oynamak istiyorum. Bir gelsin de. Zaten şey olarak geçmeye başlamıştı bu tür. Sinematik aksiyon olarak geçmeye Evet. başlamıştı. Hani ve son oyununda mesela artık ara sahnelerin de ötesinde. Oyunun kendisi de zaten hani. Hatta son oyununda birçok şeyi Zaten ara sahneye bıraktılar. Bayağı oyun için oyunun içine girdiğimiz dahil buydu. ettiler. Hatta oyunun içinde hani ara sahne gibi. Yani sen oynamıyorsun ama hani bir anda kolu eline alıp oynaman gerektiği şekilde hale getirmişlerdi. Ya Uncharted'la ilgili bu ara şeye çok katılıyorum. İki kişiye karşı 800 kişi savaşma şeyinin saçmalığına. Hani oyunun bence en böyle hani mantıksal olarak seni şey yapan kısmı da o. Çünkü oyun sneak olarak oynamaya uygun bir oyun değil. Sneak mekanikleri oynayan cidden kötü. Her oyununda kötü, iyi değil. Aynen. Ve hani
aslına bakarsak hani biz hazine avcısı olarak her ne kadar gibi geçsek de biz geçmişte hırsız olmuş bir adamız. Birçoğu görevde hırsızlık yapmak için gidiyoruz falan. Hele 4. oyunda bir bölüm var, hırsızlık yapacağız baloda. Oraya gidiyoruz, 1000 kişi öldürüp çıkıyoruz iş yerinden. Hani ya sanki hırsızlık dediğim biraz daha gizli yapılan bir şey, adam öldürerek yapılan bir şey değil gibi. Oyunda öyle ufak bir mantık şeyi var ama hani yani full gizli gideceğim oyundan ziyade sinematik aksiyon tasarlıyorlar. Ondan dolayı hani oyunun türüne türünden dolayı bence biraz da öyle. Valla Batu sağ veya sola koyar mı bilmiyorum ama sırf bu Uncharted bölümüne ben Matrix'in 15 kişiye saldırdım adlı parça. Abi ya bilmiyorum. Ya ben bu olaya şöyle bakıyorum. Yani mantıksızlıklar çoğu oyunda var. Bu oyunda olduğu gibi bence. Yani o 800 kişiye dalma olayına kesinlikle katılıyorum. Şöyle bir espiritüel bir şey söylemek istiyorum. Ya bunu istiyorsan Metal Gear Solid'e gidebilirsin. Çok istiyorsan bence. Sinik istiyorsan da o apayrı bir konu. Ya benim fanatikliğim olduğu için böyle diyorum. Ben ilk oyundan beri yani bir üzerine ekleyerek giden Nathan Drake sevdalısı var bende. Yani çok bir içi dolu karakter. Bu insanlar arasında çok değişiyor tabii. Bazı insanlar hiç sevmiyor, bazıları çok seviyor. Ben içi çok dolu bir karakter olarak görüyorum Nathan Drake'i. O yüzden benim için apayrı bir yeri var Uncharted serisinin. O yüzden çok fazla bazı hataları, bazı mantıksızlıkları törpüleyebiliyorum ya bazı sahnelerde. Tabii. Ya kesinlikle üst düzey bir oyun. Hani kesinlikle güzel bir oyun. Hani oyun olduğu için hani şey de değil ya abi niye 800 kişiye saldırıyoruz'u düşündürtecek bir oyun değil yani. Hani sneak oyun olarak çıkartıp da 800 kişiye savaştırsa düşünüyorsun da yani oyunu sana öyle bir şey de vaat etmiyor. Hani o yüzden bence PlayStation'ın çıkarttığı en iyi franchise'lardan biri ya hani oyun serisi olarak. Artı bir. O zaman bu oyunu da geçiyorum ve diğer küçük oyunlarla daha da küçülerek gittiğimiz oyunlarla devam ediyorum. Bu oyunu zaten ben ilk gördüğümde açıkçası şöyle diyeyim. Ben bu oyunu ilk gördüğümde ya karakteri görmemiştim. Şey sandım. Infamous'ın farklı bir tarzında bir şey sandım. Hatta şu özelliği gördükten sonra ondan sonra fragman devam ettikçe yeni bir oyun, yeni bir IP olduğunu gördüm. Ghostwire Tokyo adında bir IP. Yani benim algıladığım şey açıkçası çok bir açıklama yapılmadı. Karakterimiz özelliği üzerine konuşacağım. Zaten kendisi... Ulan Slenderman mi? Ya bilmiyorum. Fragmanda şöyle diyor. Diyor ki yüzler ve ruhlar ama yüzler ve duygular yok diyor. O yüzden diyorum ki büyük ihtimalle ruhlar aleminde bir fight var. Bizim karakterimizde arada gidip gelebilen bir tarzda bir karakter büyük ihtimalle. Benim de çok ilgimi çeken bir tarzı olmadı açıkçası. Bilmiyorum yani hatta bana bir müddetten sonra şey anımsattı böyle. Gerçekten yüksek bütçeli süper hatı anımsattı. Bilmiyorum çok garip geldi. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Yani size bırakayım. Bence biraz süper hatı andıran kısmı var ama ben bunu ilk izledim ve şöyle dedim. Aa bu bir oyuna çok benziyor dedim. Hemen ardından o oyunun ne olduğunu unuttum ve dünden beri hatırlayamadım. Hani ona gerçekten hangi oyuna benziyor hatırlamıyorum. Ama hani bu bana biraz şey gibi geldi. Böyle çok yorum yapacağım bir şey bence fragmanda da yok gibi. Ya bence çok iyi bir oyun değil bu. İyi bir oyunda olacak gibi hissetmiyorlar. Hani Microsoft'un oyunu çünkü bu. Microsoft şey gibi. Ya biz daha iyi oyunları kendi sunumumuzda tanıtırız. Alın hani kankalar siz de bunu sunun falan diye PlayStation'a vermiş tarzında bir oyun. Çünkü bu Microsoft oyunu. Evet. Siz de bir tane ben alındı. Şey diye düşünüyorum. Hani bence Barış'ın aradığı oyun Mirror's Edge kilo olarak o değil gelmişse... ya. Bir oyuna çok benziyor değil ama Mirror's Edge'e de benzer evet. Kısımları var. Süper atı olduğu gibi. Şey, yani, belli bir kanal edilmiş bir yol var. Bu yol üzerinde belli başlı yerlerden işte gerilim odaklı karakterler çıkacak ve bize belli başlı bir ability tree verilmiş. Biz bir ability sahip olduğumuz ability tree istinaden her atladığımız sahneden sonra daha farklı kombolar uygulayacağız. İşte birini gırtlaklayacağız, birini uzaktan patlatacağız falan. Değişik değişik böyle şeyler yapmışlar. Oyunun bu dövüş kısmının ne kadar sağlıklı olur bilemem ama bence biraz sahne kalitesiyle vuracaklar gibi geliyor bana da. Çünkü malum Microsoft'un o Flight Simulator'da edinmiş olduğu o görüntü işleme yeteneği malum diğer oyunlara da yansıyacak gibi görünüyor. Yani burada Barış'ın söylediğinin tek bir cümlenin üzerinden tekrar geçeceğim. Yani Microsoft yapıyor. Bizim kendi sunumumuzda yer vermedik. Buyurun sizde dursun. Ya ben çok ses getirecek bir oyun olacağını düşünmüyorum. Yani böyle çıktığı zaman aa bu oyun neymiş hemen bir deneyelim denilebilecek bir oyun olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Kendi yani özel bir tarzı da yok bence. Forza Horizon 5'i kendi sunumunda koyarlar yani. Enis Kirazoğlu bir baksın da ondan sonra bir bakarız. Aynen. Enis Kirazoğlu'ndan sonra alırız. O zaman bu oyun hakkında da çok söylenecek bir şey yoksa aslında yakın zamanda çıkışını yapmış ve Twitch'te oynanmaya başlamış
oyunu sizler sunmak istiyorum. Bloodhunt, ya kendisi vampir temalı. İçinde farklı ırklar da bulunuyor. Ben izlemedim. Siz izlediniz diye sizin yorumlarınız üzerinden devam ediyorum. Bana kalırsa benim izlediğim çok kısalık bir bölümde fragmanla çok bir bağlantısı yok. Zaten ileride göreceksiniz. Orada daha bağlantılı bir olay var. Bana kalırsa Battle Royale olayını çok benimsemiş bir olay. Ya çünkü ya bizim bildiğimiz vampir olayı daha alt kesimde, işte alt dünyada yaşayan, işte insanlardan gizli yaşayalım, işte akşam çıkalım, ihtiyacımızı giderelim, kan emelim falan. O olaylara sahipken bu oyunda birazcık daha böyle elime M4'ümü alayım, çatıdan diğer vampire HS atayım kafasına girmiş bir oyun gördüm. Bilmiyorum yani, bence Battle Royale var abi, ne kullanılmadı? İşte Battlefield kullandı, işte Birinci Dünya Savaşı'nı, işte PUBG kullandı, Fortnite çizgi tabanlı kullandı. Ne kaldı elimizde abi? Call of Kurt Duty abi, kurt kullandı. kaldı, vampir kaldı. Al vampiri koyalım tarzında yapılmış bir oyun gibi geliyor bana. Benim kendi fikrim böyle. Ya benim çok katılmak ve oyunun hiç ilgimi çekmemesi dışında başka bir yorumum olmayacak bu konuda. Ya bence direkt geçebiliriz bu oyunu ya. Ben sadece Sadece şunu diyeceğim. Şu anda bak fragmanda şu anda gördüğüm ve şey yaptı. Karakterler yürürken üstündeki kıyafetler değişiyor. Önce böyle kadına biraz daha seksi bir kıyafet geliyor. Sonra ceketli bir kıyafet geliyor. Bu oyun free to play diye biliyorum. Tahminen bu oyun evet hani bir vampirler, çirkin vampirler var. Bir de bakın hani burada hoş vampirler var. Onlara skin alırsanız daha da hoş oluyor tarzında skin satma oyunu gibi bir hissiyat. Şu anda o sahneyi görünce bende canlandı. Yoksa böyle bir yorum yoktu 2 saniye önceye kadar. bir Ya paranızı açıkçası alırım. bu oyun üzerinden ben de pek yorum yapabileceğimi zannetmiyorum. Çünkü ne PUBG veya ne bileyim o tarz oyunların pek sevdalısı bir insan değilim açıkçası. Ya pek sevmiyorum o tarz oyun yapılarını. Yani buna bakıldığında sadece hani tek cazip noktası şu olabilir. Hani belli başlı klaslar verecekler. Hani herkes bu Büyük klaslar ihtimalle. arasında kendine Hunt Showdown gibi bir seçim yapabilecek. Her karakter işte belki sınıfına göre sahip olduğu belli başlı işte yetenekleri olacak. Yok görünmez olacak. Yani ne bileyim double jump verecek vesaire. Yani belki bu bir hani insanları çekebilir. Hani sırf değişik karakterler ve ability olayı var diye. Yani yoksa hoş geldin bir tane daha oyun bu kadar oyunun arasında yani. Ben Evet. hiç bunu Şuraya küçük bir düşünmüyorum. not düşüyorum. Ya bana kalırsa çıktıktan sonra ömrü maksimum 1-2 ay. Bana kalırsa yani. Çünkü çok fazla iyi tutan ve çok fazla iyi örneği var. Apex Legends var biliyorsunuzdur. Oynamıyorsunuz ama ben oyuncusu olarak İki Apex saat Legends... Battlefield oyunu geliyor yakın zamanda Evet. 2042 gelecek Yani yani. PUBG'si var, Fortnite var, zaten Fortnite'ın Warzone var hala çok yaptıkları oynanıyor. aynen yani, o yüzden çok fazla tutacağını düşünmüyorum ama yani kör kurşun dediğimiz bir şey belki tutar belki tutmaz, Ya bilemiyorum. şeyi de diyelim yani biraz böyle sosyal medyada falan gördüğüm hani daha böyle şey yapanlar hani ben çok hakim değilim de Vampire Masquerade oyunu diye biliyorum bu hani o tema altında çıkan bir oyun. Hani onda da mesela ben çok hakim değilim anlamam bilmem ama hani daha anlayan bir adamların da şey tarzı yorumlarını gördüm. Yani Vampire Masquerade olmasına o Masquerade şeyden geliyor işte hani maskeli Baloşi yani kendi bir kimlikleri belli olmasın vampirler böyle daha saklı kalmaya çalışan kişilerken ya burada M4 ile çatıda birbirine ateş edip yani RPG sıkan falan tipler var yani. Yani. Ondan dolayı onların da yorumu böyle çok şey değil. Hani kendi kitlesi de beğenmediği için herhangi bir Anladım. şekilde normal Battle Royale kitleyi de çekebilecek bir şey gibi durmuyor. Bence oyun ömrü harbiden 1-2 ay hatta 1-2 ay iyi bile tahmin Bence olabilir de. belki. O zaman sıradaki oyunumuza geçelim. Bu sefer gerçek doğru oyuna geçelim. Sıkıntı yok. İlk başta gördüğüm zaman benim Bayonetta olarak sandığım, yani özellikle saçından dolayı Bayonetta sandığım, sonra da farklı olarak ismi olarak gördüğüm Project Ivy kendisi. Yani çok fazla boss fight gösterdiler. Çok fazla özel boss gösterdiler. Özellikle şu boss bence çok etkileyici bir boss. Zaten ileriki sahnelerde göreceksiniz. Benim söyleyecek çok bir şeyim yok. Ben ya bu genelde bu oyunları çıktıktan sonra eleştirmeyi daha çok seviyorum. Yani DMC de aynı şekilde ilerliyor bence. Çok farklı, çok ekstra bir şey olduğunu düşünmüyorum söylenebilecek. Ya bu konuda ya ben bu oyunu şey gibi düşündüm. Yani Square Enix'in bütün oyunlarından azıcık şuradan bir şey alayım, azıcık buradan bir şey alayım. Ne yapayım? İşte FF serisi içerisinden belli başlı mobları alayım, tekrar baştan yaratayım. Birazlarını büyüteyim, biraz da dokungaçlı olsun falan. Tentacle kafasına girmiş olan birkaç karakter var. Bir de yanımıza bir robot abi vermişler. Yani Çok Nier havası seziyorum ya. Çok aşırı yani. Nier Automata ayrı bir şey. Yani çok fazla evreni birbirine katıp da al abi sana bir çoban salatası yaptım tarzında bir oyun
Ama işte oynanmadan nasıl söylenir bilmiyorum. Hani ama verdiği görüntülere istinaden eğer oynayış bakımını yansıtabilirlerse ve hani görüntülere üzere hani şey yapabilirlerse o oynanışla işte destekleyebilirlerse hissiyatı, doyuruculuğu verebilirlerse oynanır. Bence ama de. Onun dışında hani bu kadar şeyi harmanlayıp vermek ne kadar sağlıklı bilmiyorum. Bu arada orada bir Half-Life Tentacle'ından da bir alıntı var herhalde. Her şeyden var gibi ya böyle. Bir tık, evet. Karakter Bayonetta'dan gelmiş, ortam Nier'den gelmiş, karakterler Half-Life'dan gelmiş gibi. Hı-hı. Gariplik var ya, ben çözemedim oyunu ama benim tek umudum Bayonetta gibi gerçekten çok fazla combo hissiyatı verebilen, çok fazla çeşitlik verebilen bir oyun olduğu sürece hiçbir sıkıntı olacağını düşünmüyorum devamlık konusunda. Yani. Okey, o zaman Barış'ın da bir şey yoksa... Ya ben şeyde biraz bu Bayonetta veya Nier tarzındaki Japon şey oyunlara pek hakim değilim. Hani çok ilgimi çekmediklerinden hani mesela şey yaptım, bu oyuna Bayonetta'ya benziyormuş diyebilecek kadar biliyorum. Hı-hı. Ama hani mesela ortam Nier'e benziyor diyebilecek kadar da bilmiyorum. Anladım. Hani ondan dolayı bu oyun hakkında bir yorumum yok benim. Okey. O zaman diğer oyunumuza geçelim. Benim az önce yanlış söylediğim ama sonradan tekrar dedim. Önce bir girmesini bekleyeceğim. Çünkü yani karakter başta çok fazla şey hissiyatı verdi bana. Böyle bir hikayeli oyun verdi de sonradan çok fazla açıldı fragman bana kalırsa. Ya çok geniş bir dünyası var. Zaten az sonra göreceksiniz hareket ettiğimiz alanları falan. Ve çok mobilitesi yüksek bir karakterimiz var. Ben bu oyundan, ya bu oyuna yorum yapmak istemiyorum. Çünkü çok garip bir beklentiye girdim yani. Çok güzel de olabilir, çok garip de olabilir. Bilmiyorum, çok garip bir oyun bence. Ya bir ikinci evren faktörünü ele almış gibi de biraz. Hani şey gibi, bir tane film vardı ya, Dwayne Johnson oyunun içine çekiliyorlar. Yani onun anladım, okey. O filmdeki espri var burada da. Yani dışarıdan yine yani bir kulaklık varmışçasına arka taraftan konuşan bir X bir erkek karakter daha var kıza yardımcı olan. Evet. Ama yani ben şunu gördüm, hoşuma giden de şey oydu. Hani hem evren çok geniş. Hani haritaları gösterecekler zaten trailer'da. Evet. Hani çok geniş bir harita ele almışlar. Onun dışında yani kullandıkları o karakterin mobilitesinin yanında kullandıkları o dövüş yeteneği de aslında bir tık ilgi çekiyor. Ve element unsuru var. Evet, o hani da var. Taş çekiyor, mermi atıyor, yani ne bileyim su alıp bir şeye hapsediyor. Hani birazcık avatar ve hissiyatı da katıyor ama ben şu trailer'da gösterdiği bilekliklerden de hani Marvel'ın yeni filmine bir gönderme mi var acaba diye o da gönderme değil mi? Değil. Yani bilmiyorum. Ya yani her şey yorumlanabilir. Karakteri şu an görüyorsunuz zaten. Yani çok mobilitesi yüksek bir karakter dediğim gibi ama karakterin öyle garip bir olayı var ki yani az önce de attım mesela kırmızı halat atıyor, beyaz halat atıyor, su atıyor. Yani aslında baktığımız zaman 4 tane ana elementin 3'ünü çok rahatlıkla kullanabiliyor karakterimiz. İşte ateş de atabiliyor fragmanın bir kısmında. Elektrik falan tarzında şeyler de var. Bilmiyorum yani farklı bir evrene geliyor kendi hayatından. Sonra hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. Direkt öğreniyor falan. Ya bilmiyorum, çok garip bir karakter geldi. Ama bu kadar geniş bir evren yaratıyorsanız anca böyle bir karakterle gezilir galiba o da yani. Çok rahat gezilebilecek bir karakter gibi duruyor. Bana şey gibi geldi. Ya böldüm bu arada, kusura bakma. Şey gibi. Her şeyi yapabiliyoruz ya. Sanki PlayStation 5'in teknoloji demosu gibi geldi bu bana. Olabilir. Hatta şey düşündüm ilk. Acaba Unreal Engine 5 ile mi yapılıyor bu diye. Sonrasında araştırdım ya, bu stüdyonun adı neydi? Square Enix. Yok, yapımcı stüdyo. Square Enix paylaşan şey galiba. Publisher'ı yazıyordu en başta. Luminous mu ne gibi bir adı var galiba bu stüdyonun. Bunların evet, kendi engine'i varmış. O engine ile yapılıyormuş. Hiç bilmiyorum. Stüdyonun adında hani ilk yazıyordum. Hani şey var. Bir teknoloji demosu gibi geldi bana biraz. Oyunun böyle hani haritası çok büyük duruyor. Böyle karakterin mobilitesi falan çok yüksek oluyor. Ya yani, bence haritanın büyüklüğünden ziyade zaten içeriği daha önemli. Yani eğer onu da güzel yaptılarsa hani PlayStation Plus'a bedavaya verildiğinde alınabilecek bir oyun gibi duruyor açıkçası. Yani öyle çok da şey değil. Hani bunu kesin almalıyım diyeceğim bir oyun gibi durmuyor benim için. Bence de. Yani bunu söylenecek çok fazla yorum olduğunu düşünmüyorum. O yüzden artık bu müddetten sonra oyunları hızlı hızlı geçmeye başlıyorum. O zaman bu oyunu da geçiyorum. Oynanışı gördükten sonra aslında net bir artık yorum yapılabilir. Bence de. Yani zaten ilk defa gördük. Yeni bir IP kendisi. O yüzden çok söylenecek bir söz bulmuyorum. Yani izleyen biri izleyip belki beğenebilir ya da bizim yorumumuzdan etkilenebilir.
O yüzden yaptım. Evet, benim aslında gördüğüm zaman en çok etkilendiğim oyunlardan biri oldu. Birazcık şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Gran Turismo oyunlarını oynadım. Bir önceki oyunu da biliyorum. Ama sanki birazcık Forza Horizon etkisinde kalmış bir tarzı var bana kalırsa. Yani şeyleri yine her zamanki gibi geçiyorum. Grafikler çok iyi, ortam çok iyi, pistler çok iyi. Alınan telif hakları çok iyi. Arabalarını zaten göreceksin aslında. Hepsi muhteşem şeyler ama bana çok şeymiş gibi hissiyatı verdi bir müddetten sonra. Böyle sadece pistlerden çıkıp artık Gran Turismo'nun birazcık daha toprak yarışları, rally yarışlarına dönmesi ya da normal hayatta gittiğimiz yollardaki yarışlara birazcık daha önem vermesi bana birazcık daha sanki Forza Horizon'dan etkilenmiş. Yani biz de bu yola gidelim, biz de birazcık Ya ayaklanalım tarzına düşünmüş gibi geliyor. Forza piyasayı çok büyük bir şekilde etkilemiş bir oyun aslında. Yani şimdi bir Need for Speed furyası vardı. İşte her şeyi bekliyorduk. Hani sokak yarışı, off-road, arabaların değiştirilmesi, parça upgrade'leri, her şeyi elde edebiliyorduk. Ondan sonra bir anda ortaya Forza Horizon gibi bir şey çıktı ve hani insanlar bu neymiş ya diye atlayıverdiler üstüne ve çok fazla tutuldu. Onda şeyin de çok etkisi oldu bu arada. Need for Speed'in de hızlı bir şekilde kendi topuğuna sıkması ve oyun evet, tarzını kendini batırması da evet. Kötü bir hale getirilmesi. Yani son oyununda işte Forza ile çıktığı dönemde yayınladı oyunla beraber. O yüzden hani yeni gelecek olan oyunların Forza'nın bu büyük etkileşim sunmasıyla birlikte onlardan nemalanması aslında çok da negatif bir unsur değil. Sadece bu şeyi yaratır. Hani rakip ikramesini arttırır. Hani her oyun birbirine benzedikten sonra da yani şu hale gelir. Ya tamam artık herkes aynısını yapıyor. Yani sıkılacak millet. Ondan sonra ne olacak? Yani bir tanesi farklı bir şey atacak. Bu sefer başkası patlayacak. Ya da Forza yeni gelecek olan oyunla işte çevre grafikleriyle beraber vesaire bazı şeyleri değiştirecek. İki kalem daha üste çıkacak. Yani bu biraz da artık şey gibi oldu. Yarış oyunları sektörü içerisinde kim bir şeyi değiştirebilirse tepeyi o çeker. Diğerleri de ona benzer moduna döndü. Ama grafikler çok güzel. Ya ama her zaman hani Gran Turismo çıktığı konsolun en iyi grafikli oyunlarından biri olmuştu. Ben Gran Turismo'yu PlayStation 3'te oynadım. PSP'de oynadım. Hani oynamayı da sevdiğim bir oyundu. Gran Turismo şey, bu oyun tarzı falan olarak mesela zaten şeyi gösteriyor fragmanda. Ya biz Forza rakip olarak çıkıyoruz. Bence şurada gösteriyor. Forza'nın şey kültürü çıktı. Herkes arabalarının resmini çekip bir yerde paylaşıyor. Oyunun içi görüntü ne kadar güzel diye. Burada direkt background'ı seçip oraya arabayı istediğin pozisyonda koyup evet, yapabildiğim bir şey gösteriyor. Hani zaten direkt biz Forza'ya rakip olarak çıkıyoruz diye hani orada bence söylüyorlar. Bir de şeyde söylüyorlar. Mesela Need for Speed'deki hani arabaya bir parça daha fazla takıp motorunu güçlendirebiliyor falan. Forza'da öyle değil. Forza'da her şeyini ayarlayabiliyorsun. Evet. Ve hani ağırlık yaptı jantlar olamaz. Arabanın aerodinamisi bozulacak. Şey, arabanın ağırlığı artacak veya başka bir parça işte olamaz. Arabanın aerodinamisini şöyle şöyle etkileyecek gibi muhabbetler vardı. Burada da parça değiştirmek var. Umarım Forza 2'den daha fazla hatta teknik olarak etkiliyordur. Çünkü hani sadece parça değiştirmekte hani arka spoiler değiştirdiğinde 10 santim boyut yükseğe koymanla genişliğini arttırıp azarman arasında çok ciddi arabanın kendisine farklar var. Need for Speed bunu sadece şey olarak hani skinmiş gibi hani lanse eden bir şeydi. Aracın radyosunu değiştiriyordum mesela bir tane seçenekte. Aracın motor gücü artıyordu falan gibi saçma. Yani Need for Speed'den çok alt seviye bir oyun olarak kaldı. R2'ye basıyorsun, sağa sola yapıyorsun tarzında bir oyundu. Gran Turismo öyle bir oyun değildi. Gran Turismo güzel bir oyundu hani şeyde. Şu anda umarım böyle bir Forza'ya rakip olarak harbiden rakip olabilecek bir oyunları çıkarmasını isterim. Ama mesela ben oynar mıyım derseniz ben bunu mesela oynamam. Çünkü Forza mesela daha bir geniş yaş kitlesine diyeyim hitap ediyor. 13 yaşındaki çocuk da oynuyor, ben de oynuyorum. Hani 40 yaşındaki adam da oynuyor. Ama bu oyunun hani yaş kitlesi ikiye bölünmüş durumda. Ya biraz daha büyük yaşlı ve teçhizatını kurmuş böyle. Yani harbiden bunu simülasyon gibi görüş koltuğunda oturan adam oynuyor bunu. Ya da benim mesela PlayStation 3 veya PSP'de oynadığım yaştaki kişiler oynuyor. Ben 13 yaşından küçüktüm o zamanlar. Hani ya böyle çok küçükler oynuyor ya da hani böyle harbiden teçhizatını alıp gelen adamlar oynuyor. Ondan dolayı hani Forza'ya göre tutma ihtimali biraz daha hani sınırlı ama güzel yaparlar. Tabii her yaşa da yayılır hani tekrar bu algıyı kırar. Umarım hani güzel bir şey çıkar. Buraya şöyle bir eklenti yapmak istiyorum. Ya Forza diyoruz ama Forza'nın iki tane farklı serisi var. Bir Horizon, bir Turismo. Motorsport var. Evet, Motorsport var. Şundan bahsetmeye çalışıyoruz. Yani Forza
genelde Horizon daha çok biliniyor. Oyunu öyle düşünmeyin. Horizon birazcık daha arcade'le simülasyonu gerçekten iyi ortalayabilen ve arcade'e birazcık daha yakın olabilen bir oyun ve bunu iyi harmanlayan, ama Gran Turismo gerçekten simülasyona, yani PlayStation 5'teki, yani PlayStation serilerindeki simülasyon olayını gerçekten iyi yaşatabilen oyunlardan birisi. Ona göre bakarsanız, ona göre yorumlarsanız daha iyi olur sizin için. Bir de şöyle Zaten bir olay var. çoğu kişi oynayamadığı için hani zaten bu Evet. oyuna pek girmiyor. Yani oynaması gerçekten zordur Horizon'a göre. Onu söyleyeyim. Zaten şöyle bir olay Evet. var. Bunu diyoruz. Gran Turismo, işte Forza'yı karşılaştırıyoruz. Motorsport'ta karşılaştıracağım. Çok hızlı çıkardılar motorsportların hepsini. Zaten yani bir anda yetişti ve bir anda öne geçmeye başladı Motorsport serisi. Ya Gran Turismo'nun PlayStation 5'te çok seveni var biliyorum. Yani bilgisayarda çok ilk şeyler çok sevilmiyor da PlayStation 5'te turnuvalarda ya da e-sporlarda çok kullanılan bir altyapısı var. Bence yine devam ederler yani. Formula 1 ile o oyun da var sonuçta, ama çok kapışacağını düşünmüyorum. Aynı kulvarda olacağını düşünmüyorum. GT serisini oynayanlar büyük ihtimalle bu oyunda çok rahat severler diye geliyor bana. Şey gibi sanki zaten daimi oyuncusuna çıkıyormuş gibi bir oyun. Evet, yani Evet. bir kitlemiz var, Yeni biz o oyuncu kitleden değil ya. memnunuz deyip o kitleye devam ettiren bir serisi var. O zaman son bir şeyiniz yoksa 3 tane küçük oyun kaldı. Hepsine kısaca bir bakalım. Ondan sonra Olur. bitirelim istiyorsanız. Yani Tamam. buna bakacağım ama buna zaten çok bakılacak bir şey yok. Alan Wake'in remaster'ı geliyor. Bence remake olsa da olurdu. Çok beni alakadar eden bir şey değil. Oyunu oynamadım. Oyunu çok ilgimi çeken türde de değil. Kendisi gerilim korku olarak geçiyor bildiğim kadarıyla. Ya Alan Wake zaten biliyorsunuzdur. Çok klasik bir sahnesi de vardır. Yani kapak fotoğrafıdır o zaten. Elinde silah ve şeyle, feneriyle. Yani çok benim açıkçası beklediğim bir oyun değil. Siz biliyorsanız yorum yapabilirsiniz ama benden daha fazla çıktı çıkmaz büyük Ben ihtimalle. oyundan ziyade şöyle bir yorum yapacağım. Alan Wake benim totalde bir 15 dakika falan oynadığım bir oyun. Öyle uzun uzun oynamadım ben de Alan Wake'i. Kafi değil. Ama bence hani remake'i şeyi falan geçelim. Remastered'ı. Bence bu oyun port. Hani şey Büyük bile değil. ihtimalle. Hani direkt olduğu gibi adamlar oyunu koyuyor. Çünkü ben Alan Wake'i o 15 dakikalık oynanışını hatırladım. Görüntü kalitesi, işte grafikler falan. Bundan daha iyi bile sanki yani. Öyle yani. Bu hani şey değil. Herhangi bir şey iyileştirilmemiş. Aynı şekilde oyunu port ediyorlarmış. Sadece port verlerse oyun satmazlar, remaster ediyorlarmış gibi geldi bana. Hani en fazla belki ışıklarla ilgili bir iki şey yapmışlardır. Çünkü tekstürler, oyunun şeyi falan birebir aynı. Öyle hani ben oynayacak olsam bir önceki oyununda oynamış olurum. Yani benlik bir şey değil gibi. Yani açıkçası ben de ilk oyunu oynamadım ama hani görüntü kalitesi bakımından derseniz hani sadece belki doğa kısmını, yani bir etraftaki aydınlatmaları güncellemiş olabilirler. Yoksa karakter tasarımlarında günümüz teknolojileriyle birlikte pek fazla bir şey değiştiğini düşünmüyorum açıkçası. Ya Yani şey biraz gibi. fazla şey kalmış gibi biraz. Hani oyun getirmek için getirelim de hani biz de varız burada. Hadi. Gibisinden bir oyun olmuş. Biraz şey gibi. Alan Wake'in şu an çıkışına baktım. 2010'muş. 2010'dan 2012'ye getirip 2012 oyunundan çıkartıyorlarmış gibi Al olmuş. abi bunu. Sen kullanırsın. Unutmayın bizi. Şey ya. Çok Derdindesin. çok çok da geliştirmeyin. 2012 yeter bize demişler gibi. Hani remastered ederken. Buna şöyle bir son nokta koymak istiyorum. Yani bu oyunu oynamak istiyorsanız şu an The Evil Within diye bir seri var. Gerilim konusunda iyi olan. O oyunda size tavsiye edebilirim. İzlenen İlk bir oyunu oyunu çok iyi varsa. oyundur. Evet. Yani bu bir de şey yorumunu yapmak isterim. Madem böyle bir şeyi remasterlıyorsun, hani baştan ortaya atacaksın ki arasından 11 sene geçmiş ilk oyundan itibaren. Bir git de mafyadan feyz al. Yani Aa, ya mafya mafyayı remasterladılar. Bir git bir feyz al yani. Orada en azından geliştirilmiş bir görüntü kalitesi var. Yani bayağı verilmiş bir şey var. Yani Ya bu oyunun remaster'ının tek sebebinin şey olduğunu düşünüyorum. Bu aralar zaten siz de çok fark etmişsindir. Twitch'te veya arkadaşlarınızda işte korku oyunlarında aşırı bir yükseliş var. Durmadan yeni bir korku oyunu yapılıyor. Böyle 2 dakikada yaptım al. İşte Jump Scare var deniyor. İşte satılıyor. Bu oyunda bence o tarzda çıkmış yani. Biz de bu bir biraz Twitch yayıncılarını bufflamak mı diyorsun yani? ya bufflamak değil de bu çok şey, böyle anlamadığım şekilde gerçekten korku oyunlarındaki kalite çok düştü. Yani ne şeyi görebiliyorsunuz, Outlast tarafındaki kaliteyi görebiliyorsunuz birdeki, ya da ne de diğer oyunlardaki korkuyu yani görebiliyorsunuz. Direkt şey, böyle bir iki özellik ekliyorlar, bir jump scare ekliyorlar oyuna. Al sana korku oyunu. Zaten ortaya Yani ışıklandırma koymak da zorunda değilsin. Karanlık olduğu için kimse laf da edemiyor. eline bir fener sıkıştırayım. Yani Koşturup durayım yani. O kadar. bilmiyorum. Ya çok
Çok katılmakla beraber ben bu oyunu şey gibi düşünüyorum. Epic değil mi bu oyun şu anda? Publisher'ı. Bu şey remastered'ın. Nasıl yani? Epic Games yapıyordu galiba evet, bu remastered'ı. Evet. Ya şey gibi biraz bana geldi. Aha, ellerinde stüdyo var. Boş oturuyor. Onlara hani iş verelim. Zaten onlardan hani demişler bir de 6 aya çıkartın 6 aya önce bu çıkar deyip hani böyle bir şey yapmışlar gibi hani bana geliyor. Çünkü hani tam olarak o kafada da değil Alien Wake yani. Alien Wake pardon. Unreal Engine 5 gibi bir motorun yaratıcısı olan bir kesinlikle şey. Bu arada. Yani getirdiği böyle bir şey. Yani remastered yapıyorsan en azından Unreal Engine'den bir dokundur da hani kendine bir şey al. O şey ya direkt hani doysun ya. Şey yap hani remastered yapma. Elinde sen Unreal 5 gibi bir oyun motoru var. Direkt onun üstüne yapıştır remake yap, remake çıkar. Bence de. Ya bu biraz şey gibi remastered'dan da ziyade republished gibi. Aynen port işte ya. Port muhabbeti yani, o. Aynen. O zaman bu oyun zaten yani konuşabileceğimiz kadar konuştuk bence Alan Wake'i. Yani. Bence fazla bile konuştuk. O yüzden söylenecek çok bir şey yok. Ya direkt bu oyuna geçeyim. Bu oyunda kısaca bir hemen özetleyeyim size. Yani oyun hakkında çok bir şey bilmiyoruz. Zaten başlangıçta tıpatıp böyle başlıyor. Ya şöyle bir olay var. Oyun çok tatlı duruyor bence grafiksel olarak. Hiçbir sıkıntı yok. Bana şeyde etkiyi çok yarattı. Siz de izlemişsinizdir. Bir anda hayvanın içine girip hayvanla bir bütün olup onu yönetmek olayı beni etkiledi. Yani bilmiyorum çok pahalıya çıkarsa alacağım bir oyun değil ama böyle Game Pass tarzı bir yerde gelip elime gelirse oynarım yani açıkçası. Zaten ilk PlayStation özel bir oyun da değil büyük ihtimalle ama bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Ben kısaca bir göstermek istedim. Belki indie oyun seven ya da bekleyen varsa olabilir. Yani Türkiye'de indie oyun kavramı aslında yavaş yavaş da olsa yani belli bir kitle oranına ulaştı. Yani çünkü bunu konuda yayıncılar da faydalı oldular ama yeni gelen indie oyunları gördüğümüz zaman hem PlayStation hem bilgisayar kısmına gelen oyunlara bakıldığında hani şeyi veriyor. Hem oynanışın yanında hani sunulan hikayenin yanında çevreyi o kadar güzel dizayn ediyorlar ki hani sırf yani evren genişliğinden de faydalanarak insanlar gezip tozmak bile istiyorlar. Hani o şey gece gündüz döngüsü geçiyor. İşte o zaman akışı şey normal hikayeden bağımsız olarak hareket ediyor. Yani o yüzden normal haritada gezmek indie oyun oynayan insanlara da biraz da cazip geliyor. Bunu da harmanlayabilen firmalar hani hem harita verip hem hikaye verebilen de firmalar bunun ekmeğini yiyorlar açıkçası bundan dolayı. Yani güzel bir oyun olarak gelecek sanırım çayıya. Hem su altı hem su üstü yani karada ya. Şey olan. Bir de o senin de bahsettiğin gibi Batu hayvan etkileşimi yani hem ana temel olacak ya. Evet. Yani demin mesela trailer'da gösterdi bir yetenek. Kuşa büründü, bir yere tırmandı, hop oradan köpeğe geçti, bir şey kazdı, çıkardı falan. Hani bu akış yani bir şeyleri keşfetmek veya oyunun sirkülasyonunu sağlamak için güzel olacak gibi görünüyor. Bana da öyle geliyor ya. O temellerde. O zaman bunu da hızlıca geçiyorum ve yani sunumda son gösterilen bence yani çok da alakadığımız olmayan zaten daha önce de E3'te gösterilen bir şeyle bitiriyorum kaydı. Wonderlands. Kendisi Borderlands'in yan oyunu gibi bir şey. Aynı temelleri kullanan, aynı grafikleri kullanan oyunun Wonderlands yani adı üstünde de işte büyücülük ardında temelleri oturtulmuş hali. Çok söylenecek bir şey yok. İkinci oyunda da aynı tema vardı. Üçe de aynı şeyi getiriyorlar. Borderlands seviyorsanız oyuna bakmanızı tavsiye ederim. Oyun biraz şey gibi durmuyor mu? Hani Borderlands tarafında da aynı unsur vardı ama şey gibi co-op online bir campaign var ve hani sanki şu oyunun adını unuttum. Ben bu aralar oyunların adlarını çok unutuyorum. Hangi ya. Oyun? Bu korsan oyunları vardı ya. Sea of Thieves. Sea gibi sanki hani harita içerisinde ilerleyip belli başlı questleri yaparken yandan bir takım daha çıkacakmış edası veriyor haritalar. Yani sanki buradan başka biri daha spawn olacak, gelecek. Hani bizim boss'umuza bulaşacak falan. Edası da veriyor oyun. Olabilir. Bakalım öyle bir şey olacak mı? Hani sadece kendi takımımızda olan bir co-op sisteminde mi ilerleyecek? Yoksa sırf biz onu yapmayalım diye. Çünkü Borderlands oyun serisine baktığında item geliştirmek olayı da var. Şimdi bunda da öyle bir şey varsa illaki hani dur ben şunları birbirine kırdırayım mantığı güdülebilir mi diye düşün açıkçası. Ya benim genel olarak hani 4 arkadaş falan bir araya gelip hadi onu vuruyoruz. Sonrasında da silahlarımız upgrade oluyor muhabbeti çok hoşuma giden. Ya benim keyif aldığım oynarken bir muhabbet değil. Hani bu oyunda da şey gördüm galiba tam şu anda YouTube'daki sahne eğer ben de donmadıysa havaya doğru şey atıyor böyle silahlar milahlar itemler atıyor böyle rengarenk.
hani şey gibi geldi bana ya. Tamam, looter shooter bu da gibi geldi. Hani benim hoşuma giden bir tür değil. Ondan dolayı hani ya seven kişinin sevebileceği gibi bir duran bir oyun. Looter shooter türü özellikle sevenler var. Onları sevenlere sevebileceği türde bir oyun gibi gözüküyor fragman. Ama hani ya bana pek uygun değil gibi. Ben de çok bir şey söylemiyorum. Yani bu konu hakkında çok söylenecek bir şey yok. Şöyle Borderlands sevenlere yepyeni bir Wonderlands diyelim. Ya evet, Borderlands sevenler için ideal bir oyun gibi duruyor. O zaman gerçekten yani showcase'den çıkarabileceğimiz en uzun içeriği çıkarmış bulunmaktayız. Tebrik ediyorum. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Katıldığınız için, yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Sizin de bu oyunlar hakkında yorumlarınız varsa yorum kısmına tabii ki de bizle paylaşabilirsiniz. Hepsini okuyacağız. Öyle şeyler. Bu oyunları beğendiyseniz ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.